Kriz zaten herkes biliyor. Yani sen bugün 2 yaşındaki çocuğa söylesek kriz olduğunu biliyor. Biz de biliyoruz. Tayyip de biliyor. Sanki Tayyip bilmiyor mu kriz var mı? Yani patlıcan, domates, biber diyor ya, teröristtir. Herkes terörist olur. Ne olacak valla? Ben de biliyorum. Rezillik de ne olacak? Valla gidiyoruz, bakıyoruz pazara. Boş boş geliyoruz eve. Bir şey alıp bir şey alınıyor ki. Tek sanki domates, patlıcan, biber tektir. Her şey öyledir. Elini atıyorsun bir sakıza, diyorlar dolar yükselmiş. Euro yükselmiş. Ondandır. Her şeyler rezilliktir. Her şey. O soğan yerlerini bastılar değil mi? O soğan depolarının teşvikini kim vermiş? Devlet vermedi mi teşviklerini? Hem teşvik vereceksin, depo yaptıracaksın, hem depoyu basacaksın. Niye ceza yazmadınız? Enflasyon mu? Bu ay %50 araba satışı düşmüş. İşler düşmüş. Gezin Kızılay'daki esnafı, bütün dükkanlar kapanıyor yavaş yavaş. Niye? O sahte enflasyonlarla değil, gerçek enflasyonlarla değil. Hırsızlık yapmazlarsa kaybederler. Kriz, öyle bir kriz var ki şu an 6 aydır ben pazara gidip de 1 kilo patates alamamışım. Kriz var, nasıl kriz yok? Kriz var, millet perişan olmuş, milletin durumu perişandır. Kriz niye yoktur? Baya bir kriz vardır. Ama Erdoğan da öyle söylüyorsa artık onun vicdanına kalmış bir şey. Başka bir şey diyemiyorum. Memura, emekliye yapılan zamlar çok küçük düzeyde. Ve zam yapıldığı gibi hemen ardından bütün ürünlere zam geliyor. Aslında verilen de geri alınıyor. Alım gücü ve hayat kalitesi giderek düşüyor.